Herkese merhabalar dostlar. Konumuz Ruhi Çenet. Ruhi Çenet maalesef daha önce kanallarını çaldırmıştı. Maalesef gene kanalını çaldırdı. Dile getirildi. Buradan Ruhi'ye tekrardan geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Ruhi Çenet maalesef gene kanalını çaldırdı. Ruhi Çenet YouTube kanalını gene çaldırdı arkadaşlar. Bilindiği üzere daha önce de kanalını çaldırmış ve kısa zaman sonra kanalını bir şekilde geri almayı başarmıştı. Bu ilk defa kanal çaldırmıyor Urk için net Daha önce kanalını 1-2-3 kere çaldırdı. Bu da üçüncü oluyor kanalın çaldırması. Maalesef Ruhi'nin bu konuda yani kanalını çaldırıyor bir şekilde tekrardan geri alıyor ama ciddi derecede bir güvenlik açığının olduğu da dile getiriliyor. Yapılan özellikle bazı Sosyal medya tarafından yapılan yorumlarda Ruhi'nin bile bunu kendisi bilerek, isteyerek, mahsus yaptığı söyleniyor. Ama biz öyle olmadığını düşünüyoruz. Ee, herkesin bildiği bir şeydi zaten daha önce kanalını geri alması. Ama bu sefer nasıl olacak? Gene kanalını alacaktır bir şekilde. Ama bu işin iyicene artık suyu çıktığı dile getiriliyor. Kanalını 1, 2, 3, 4 nereye kadar ciddi bir güvenlik açığının olduğu çok net belli. Bu üçü net buna bu hackerlara yani kanalını çalan bu hackerlara bir türlü önlem alamıyor maalesef. Bir türlü engelleyemiyor bunları. Ruhi'nin bu konuda da ortalama gelir olaraktan kayıpları olduğu dile getirmişti kendisi. Günlük 50 bin TL, aylık 1 milyon TL gibi bir kaybın oldu. Tabii bunun da reklamlar, anlaşmalar, sponsorluk vesaire çok ciddi bir gelir kaybı var. Ruhi Çenet'in 1 milyon üzerinde gelir kaybının olduğu dile getiriyor. Ee, kanalının çalınma nedeni ise gene şifresinin basit olduğu söyleniyor. Basit bir şifre kullandığı bu genelde Ruhi 1-2-3, 1-2-3 Ruhi falan öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama ya daha farklı bir basit bir şifredir yani. Ama e, bilgisayarında ciddi bir derecede problemli yazılım var. Yani bunu bir türlü Temizleyememişler. Yani ikili doğrulama kodunu falan geçmesi, buraya girmesi, tekrardan çalınmış bir kanalı alınmış bir kanalı tekrar çalabilmek gerçekten de bir hacker için büyük bir marifet yani. İşin garibi, Hrachenet yalnızlık mühendisi, yani yazılım mühendisi bir insan, bu işlerde uzman biri olarak basit tuzaklara, bu söylenen e, maili açtı, maili tıkladı, e, buradan çıkan linke bastı kanalın bütün bilgileri karşı tarafa gitti Tamam olabilir ama hadi bunu bir defa yaptı iki defa üç defa sürekli bu hataya düşeceğini yani sannetmiyoruz iddialardan bir tanesi ise bu çok büyük bir iddia asıl konumuzda bu ruhinin bunu bilerek yaptı yani bilerek yaptı e, gündeme gelebilmek için güç sürekli gündemde kalabilmek için bunu bilerek yaptığı iddia ediliyor ama yani bir insan işler düzgün giderken her şey güllük gülistanlıkken yani bu adam sah mı yani neden böyle bir şey yapsın ki günlük 50 bin TL'nin üzerinde para kaybı sponsorluk kayıpları aylık çok maddi bir kayıp ya bunu niye güzel göz önüne alsın ki ne adam videolarını yükleyemedi adam bir sürü videosunu yükleyemedi bu videoları yükleyemediği için de kanalın istatistik durumu çöktü videoları izlenmiyor yani dibe vurdu bundan dolayı sıkıntılı bir durum geçiriyor. Adam bunu bile bile neden göze alır? Bilmiyoruz yani. İstatistik olaraktan bu durumda kanal çöküyor. İşleri iyi giderken neden böyle bir şey yapsın? İddiaları pek de tutar gelmiyor yani. Umarız Ruhi Çenet en yakın zamanda bu sürekli kanalındaki yazılımsal sorun mudur nedir? Bunu bulacaktır en yakın zamanda. Kanalındaki geri alacaktır illaki. Ama yani şu da bir gerçek var. Sürekli 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 kanalım çalındı kanalım çalındı diyemesi inanırlığını bir müddet sonra kaybettiği gözleniliyor. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ruhi Çenet'in sürekli kanalını çaldırması hakkında ve tekrardan geri alması hakkında. Bir yani onun da çalışanlarında veyahut da başka yerlerde bir problem mi var, bir sıkıntı mı var? Gerçekten de ciddi bir güvenlik açığının ortada olduğu belli. Umarız Ruhi Çenet en yakın zamanda bu sorunu çözer. Bir daha böyle kanal çaldırmaz. Tekrardan Ruhi Çenet'e geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Buradan sizlere de duyuralım. Böyle kanalınız falan varsa lütfen dikkatli olun. Yani her yere girmeyin. Dikkatli olun. Her türlü linki falan da tıklamayın. Yorumlar sizin. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.